Bundan önceki video ve alıştırmalarda farklı limit alma yöntemlerinin neler olduğunu gördük. Ancak zaman zaman hangi yöntemi kullanmamız gerektiğini anlayabilmek adına bazı stratejiler geliştirmemiz gerekir. Bu videoda size bu stratejilerden bahsetmek istiyorum. Ekranda Khan Akademi'nin geliştirdiği bir akış diyagramı görüyorsunuz ve ben de bu diyagramın üzerinden gideceğim. İlk bakışta göze biraz ürkütücü gelse de ilerledikçe aslında son derece mantıklı olduğunu göreceksiniz. Yapacağımız şey x a'ya giderken f x'in limitini bulmak. Bu diyagrama göre yapmamız gereken ilk şey x a'ya eşit olduğunda ne olduğuna bakmak. Yani f a'nın neye eşit olduğunu bulmak. Akış diyagramına göre f a eğer reel bir sayıya eşitse başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Ancak parantez içinde muhtemelen yazdığına dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunun sebebi limitin fonksiyonun o noktada aldığı değerden farklı olmasıdır. Bunlar zaman zaman birbirlerine eşit olurlar ve bundan önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi sürekli fonksiyonun tanımı da zaten budur. Ama zaman zaman eşit olmazlar demek istediğim bu süreksiz olan, atlama yapan ya da bu şekilde bir fonksiyon için geçerli değildir. Bu durumları göz önünde bulundurmak gerekir ama bu değere giderken yani yaklaşırken limitin ne olduğunu bulmaya çalıştığımız için buradaki değerden bahsediyorum. Fonksiyon eğer sürekli ise ve normal bir fonksiyon gibi davranıyorsa bunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Evet, fonksiyonun bu değerde aldığı değeri bulmak son derece kolaydır. Öyle değil mi? söz konusu olan sürekli fonksiyonlar olduğunda, örneğin x kare bunun gibi rasyonel bir ifade ya da trigonometrik ifadeler fonksiyonu değerlendirdiğinizde reel bir değer elde ediyorsanız evet muhtemelen işiniz bu noktada bitmiştir. Elinizdeki özel durumları olan ya da parçalı bir fonksiyonsa da duruma biraz daha şüpheci yaklaşmakta fayda var. Söz konusu olan değer etrafında bir süreksizlik ya da atlama olduğunu biliyorsanız da daha dikkatli olmalısınız. Ama bu gerçekten de aklınızdan çıkarmamanız gereken bir ipucu. Sürekli ve basit fonksiyonlarla çalışıyorsanız, fonksiyonu x eşittir a'da değerlendirip reel bir sayı elde ediyorsanız, limitte muhtemelen buna eşit olacaktır. Ama az önce de dediğim gibi, diğer senaryoları değerlendirmekte fayda var. Diyelim ki değerlendirdiniz ve bir sayı bölü sıfır elde ettiniz. Bu muhtemelen düşey bir asimtot durumudur. Peki düşey asimtot ne anlama geliyor diye soracak olursanız hemen açıklayayım. Hatta bize verdikleri örneğin üzerinden geçelim. Biraz daha koyu bir renk kullansam daha iyi olacak sanırım. Evet limit x 1'e giderken 1 bölü x eksi 1'i bulmak istersek bu ifadeyi x eşittir 1'de değerlendirirseniz 1 bölü 1 eksi 1 yani 1 bölü 0 sonucuna ulaşırsınız. Böyle bir sonuçla karşılaştığınızda neler olup bittiğini anlamak, hatta bunun gerçekten de düşey bir asimtot durumu olup olmadığına karar vermek için bazı sayılar seçerek denemeler yapabilirsiniz. Bu sayıları grafiğe yerleştirip, Mesela x eşittir 1 düşey bir asimtot olduğunu düşünelim. Evet dediğim gibi bazı sayılarla denemeler yapabiliriz. Bir bakalım x 1'den büyük olduğunda payda pozitif olacak. Birkaç tane daha değer denedikten sonra buna benzeyen bir eğriyle karşılaşabiliriz. 1'den küçük değerlerde ise negatif değerler elde edip eğriyi bu şekilde çizebiliriz. Bu da düşey bir asimtot durumu. Ancak yine burada da bir muhtemelen ibaresi olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Bazı özel durumlarda bu bir düşey asimtot durumu olmayacaktır. Mesela e, 1 bölü x eksi x. Bu fonksiyon x'in tüm değerleri için tanımsız bir fonksiyondur ve düşey bir asimtot durumu da söz konusu değildir. Ama çok ama çok özel bir durumdur. Ve çoğu zaman düşey bir asimtotla karşı karşıya olacağınızı da aklınızdan çıkarmamanızı isterim. Şimdi bir de karşılaştığımız durumun bu ikisi de olmadığını düşünelim. Diyelim ki fonksiyonu değerlendirdik ve 0 bölü 0 elde ettik. O zaman ne olacak? Aynen buradaki durumdan bahsediyorum. Buradaki rasyonel ifadenin x eksi 1'e giderkenki limiti. Değerlendirmeyi deneyelim mi? Evet, eksi 1'in karesi 1'e eşittir. Eksi eksi 1 yani artı 1 eksi 2. Paydan 0 gelecek. Sonra eksi 1'in karesi 1 eder. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 ve eksi 3 de evet bu da 0 eder. Bu belirsiz durum olarak adlandırılır. Akış diyagramında bu durumla karşılaştığımızda sağdaki seçeneklerle devam etmemiz önerilmiş. Burada da belirsiz durumla başa çıkmak için kullanabileceğimiz bazı yöntemler var. Bundan birkaç hafta sonra L'Hopital kuralı adı verilen ve kalkülüs içeren bir yöntem daha öğreneceksiniz ama şimdilik kalkülüs içermeyen yöntemlere odaklanalım. Buradakiler cebirsel ve trigonometrik teknikler. Karşınızda buna benzeyen rasyonel bir ifade varsa ve eğer belirsiz durumla karşı karşıyaysanız ilk olarak ifadeyi çarpanlarına ayırmayı denemelisiniz. Önemli olan ifadeyi sadeleştirip sadeleştiremeyeceğinizi görmek. Bunu çarpanlarına ayırırsak bir bakalım bu x eksi 2 çarpı x artı 1'dir öyle değil mi? Burası da x eksi 3 çarpı x artı 1'dir. Bu yaptığımın bir tür sihir olduğunu düşünüyorsanız, yani eğer burada ne yaptığımı anlamadıysanız, polinomların ya da ikinci dereceden denklemlerin çarpanların ayrılması ile ilgili yaptığımız videoları izlemenizi şiddetle öneririm. Bu ifadeyi sadeleştirebiliriz şimdi, öyle değil mi? x eksi 1'e eşit olmadığı sürece bu ikisi birbirini götürür ve biz de bu ifadeyi x eksi 2 bölü x eksi 3 olarak yazabiliriz. Buraya bir de x'in eksi 1'e eşit olmaması gerektiğini ekleyeyim. Kimisi zaman zaman bunu yazmaz ama matematiksel olarak doğru olmak istiyorsanız bu şekilde yazmalısınız. Bunu eklediğinizde bu iki ifade eş değer ifadeler olurlar çünkü ikisi de x eksi 1'e eşitken tanımlı değillerdir. Ama şu anda buradaki x yerine eksi 1 yazarak bir değer elde etmemiz mümkün. Matematiksel olarak doğru olmak adına buraya x'in eksi 1'e eşit olmaması gerektiğini yazmış olmamıza rağmen buraya eksi 1 değerini verirsek, eksi 1 eksi 2'den eksi 3, eksi 1 eksi 3'ten de eksi 4. Yani 3 bölü 4 elde ederiz. Bu koşul eğer olmasaydı, ifadenin eksi 1'de aldığı değeri bulup ki bu durumda fonksiyonda son derece basit bir fonksiyona dönüşüyor. Fonksiyondan herhangi çılgın bir davranışta beklemediğimize göre, eksi 1'de aldığı değeri bulduğumuzda doğru yolda olduğumuza inanabiliriz. Çarpanlarını ayırdık, sadeleştirdik ve değerlendirdik. Demek istediğim, fonksiyonu sadeleştirmiş haliyle değerlendirdik ve bir değer elde ettik. Bu durumda limitinde 3 bölü 4'e eşit olduğu olacağını söyleyebiliriz. Bu arada bu noktaya kadar ele aldığımız durumların karşınıza çıkacak limit sorularının hemen hemen %90'ını oluşturacağını da eklemek istiyorum. Sıradaki iki yöntem biraz daha havalı yöntemler. Belirsiz durumlarda zaman zaman böyle köklü ifadelerle de karşılaşırız. Rasyonel köklü ifadeler. Ve bu durumda da bir eşlenikle çarpma yöntemini kullanmak isteyebilirsiniz. Mesela bunu x eşittir 4'te değerlendirirsek, kare kök içinde 4 eksi x 2 bölü 4 eksi 4'ten 0 bölü 0 elde ederiz öyle değil mi? Yani yine bir belirsiz durum. Burada kullanacağımız teknik ise elimizdeki rasyonel ve köklü bir ifade olduğu için köklü ifadeden kurtulmaya çalışmak. Bunun için hemen yazıyorum kök x eksi 2 bölü x eksi 4. Bunu eşleniği yani kök x artı 2 bölü kök x artı 2 ile çarparsak. Çarptığımız kesrin payı ve paydası birbirine eşit olduğu için orijinal ifadenin değeri de değişmemiş oluyor. Sonuç olarak da a eksi b çarpı a artı b iki kare farkıdır. Yani kök x'in karesi eksi 4 bölü bu arada kök x'in karesi x'e eşittir. Yani bu x eksi 4'tür. Böyle yazarsam daha iyi olacak. x eksi 4 bölü x eksi 4 çarpı kök x artı 2. Gördüğünüz gibi bu yaptığımız faydalı oldu çünkü artık x eksi 4'leri sadeleştirebiliriz. Bunların matematiksel olarak aynı ifadeler olması için bunun 1 bölü kök x artı 2'ye eşit olduğunu yazıp yanına bir de x'in 4'e eşit olmaması gerektiğini belirtmem gerekirdi. Ama bu ifadeyi elde ettikten sonra x 4'e giderken bu ifadenin hangi değere yaklaştığını bulmak da artık çok kolay. 1 bölü x yerine 4 koyalım. 1 bölü kök 4 artı 2. Bu da 1 bölü 4'e eşittir. Ve aradığımız limit de işte budur. Yani yine buradaki yeşil duruma döndük. Bu fonksiyonun grafiğini çizerseniz x eşittir 4 de süreksiz olduğunu görebilirsiniz. Ama sadeleştirmeyi yapıp x eksi 4'ler birbirini götürdükten sonra bu süreksizliği gidermiş oluruz. Zaten bu diyagramında bize yaptırmaya çalıştığı şey bu. Süreksiz noktaya yaklaşırken limiti bulmak. Sırada bir de bu var ve burada bazı trigonometrik fonksiyonlarla karşılaşıyoruz. Bu noktada bu yöntemi kullanabilmek için trigonometrik ifadelere alışık olmanız gerektiğini de eklemek istiyorum. Daha koyu bir renk kullanayım evet. x sıfıra giderken sinüs x bölü sinüs 2x'in limiti. Sinüs 0, 0'a eşittir. Buradan da 0 gelir ve yine 0 bölü 0 belirsizliği ile karşı karşıyayız. Bunun x 0'a giderken sinüs x bölü 2 sinüs x kosinüs x'e eşit olduğunu fark ederseniz bu ikisi sadeleşir. Tabi matematiksel açıdan doğru olmak adına x'in sıfıra eşit olmaması gerektiğini de hesaba katmak lazım. Bunun grafiğini çizerseniz yine bir süreksizlikle karşılaşırsınız ama limit açısından düşündüğümüzde bunun limit x sıfıra giderken 1 bölü 2 kosinüs x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yine yeşil duruma dönüp bunun x eşittir sıfırda aldığı değeri bulabiliriz. 1 bölü 2 kosinüs 0. Kosinüs 0 1'dir. Kısacası bu 1 bölü 2'ye eşittir. Bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramadığında ki kalkülüs öğrendiğinizde repertuarınıza birkaç yöntem daha ekleyeceksiniz ama bu yöntemlerin hiçbiri işe yaramadığında buraya yani yaklaşım yöntemine geliriz. Burada sayısal bir değerlendirme yaparız yani limitini almaya çalıştığımız değere çok yakın değerler deneyerek fonksiyonun limitinin ne olduğunu tahmin etmeye çalışırız. Eğer x sıfıra giderken limit almamız gerekiyorsa 0,000 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, deneyin. Eksi 0, 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 1'i de deneyin. X 4'e giderken limit alacaksanız da 4, 0, 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 ve 3, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, deneyin. Ve neler olacağına bakın. Ama bu her zaman son çare olmalı. Anlaştık mı?